Kanal Şirketler Grubu ve Ermetaş Limited'in sunduğu Bakış Açısı başlıyor. Günlerden Pazartesi 9 Mayıs. Dün 8 Mayıs'tı. Anneler günüydü. Pazar olduğu için. Ha, Mayıs'ın ikinci pazarı. Ama kıl payı yani. Mesela geçen hafta 1 Mayıs'tı ya pazar. Şimdi ikinci pazar olduğu için 8 Mayıs oldu. Nasıl kıl payı? Yani 2. Mayıs'ın 2. pazarı ne olur genelde? İşte 10 Mayıs, 11 Mayıs, 12 Mayıs. Ha. Bu 8 Mayıs'tır. Ha, erken yani. Oldu. Ha, o açıdan söylüyorum. Çünkü birinde pazar olduğu için bu defa 8'inde erken. Aynen, aynen. Bu sene anneler günü böyle Mayıs'ın erken günlerinde olmuş olsun. Anladım evet. Şimdi. Çok alakasız ama olsun yani. Nasıl geçti anneler günü Hasan abi? Gittin mi anneciğine? Gittim tabii. Ha. Ne güzel, ne şanslısın. Esi yok işte. Ne ya, çiçek anneler günü kutlu olsun dedik. He. O dedi, bu dedik. Oldu. Biz de dün gittik. Eşimin annesine. Şimdi biraz fazla oldu bu şeyler değil mi? Onu düşünüyordum. Yani çok klasik bir şeyler. Dün laflar bunlar ama. Mine de öyleydi. Mine dedi ki ya bunu çiçekçiler çıkardı herhalde. Ne saçma dedi. Ben çiçek almak istemiyorum belki. Anneme başka bir şey almak istiyor falan. Bu sevgililer gününde falan da çok öyle şey. He. Yani sanki o çizginin dışına çıkınca yani işte. Olmamış yani, gibi oluyor. Yani annenizi yarım sevmiyorsunuz gibi anlaşılıyor. Evet, evet. Oysa evet. Tabii 365 gün var. Bu laflar da çok klasik tabii. Bunu söylemek istemiyorum ama. Anladım. Yani 365 gün mesela tabii özellikle bizim kuşak. Artık kendimizi de belki böyle derinden gözden geçirerek sakin sakin düşünürken. Ya annene nasıl davranıyorsun mesela diyelim. Tamam mı? Bunu düşünmüyorsun. Aslında anneler günü oluyor. Hadi bir telaş. Tamam. Yani şimdi mesela bizim kuşağın anneleri eğer yaşıyorlarsa uzun ömür versin Allah diyelim. Herkesin annesini de kendisine bağışlasın. Hı hı. Vefat edenlere de rahmet dileyelim. Çünkü öyle bir kuşağın içindeyiz biz, tamam mı şimdi? Ha. Şimdi onlar asıl yalnızlık var. Efendim yani biraz sağlık sorunları var. Biraz değil herhalde epeyce. Evet. Tamam yani ilgiyi gerektiren bir dönem. Ve yani bunun bir karşılığı da yok aslında, ilgidir karşılığı. Yani işte bir hediye almış mıydınız, almamış mıydınız vesaire değil yani sorun diye inanırım, tamam. İlgidir, herkes kendi olanaklarına göre, olanaksızlıklarına göre hayatı paylaşır. Bazen olanakları paylaşırsın, bazen olanaksızlığı paylaşırsın. Yani maddi tarafından. Evet. O değil önemli olan. Önemli olan ilgi ve sevgiyi paylaşmak falan. Şimdi sen 365 gün böyle şeylerden ilgilenme. Sonra elin kucağın dolu olsun mesela. Gittin annene, anneler günü oldu. Anneler günü olmadı gibi geliyor bana öyle olunca. Olmamış yani o. Yani ben bu yıl yani anneme küçük bir hediye aldım ama genellikle almam. Yani onu da peşinden söyleyeyim yani burada. Sürekli gidiyorsun, görüyorsun zaten sen.
Ya ihtiyacı olan bir şey varsa evde sezersem, ha anneler günüdür, anneme bunu alayım götüreyim derim. Yani mesela bu defa ne aldın dersen, mutfak havlusu aldım. Eşini almadın mı? Almadım. Aa, niye? Çocukları alsın. O benim annem diyor ki. Çocukları alsın. Çocukları alsın. Aldın mı o çocukları? Ya kendilerine göre annelerinin şeyini kutladılar. Yani. Eyvallah. Anneler gününü anlatabildim. Yani şey değil. Yani abartmama lazım. Tabii herkes hatırlanmak ister ve bu günlerde bir vesiledir. Bunun bilinciyle bunu söylüyorum. Abartmamak lazım. Şimdi hafta sonu tabii anneler gününün dışında farklı farklı gündemler de vardı. Onlardan bir tanesi cumartesi günü Havadis gazetesinde manşette yer aldı. Verelim lütfen Havadis'i. Cumartesi günü Havadis'in manşeti rakip değil ortağız. Bu sözler kime ait? Bu sözler Mavroyanis'e ait. Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyanis, Stelios Vakfı'nın düzenlediği toplantıda müzakere sürecini anlatmış. Mavroyanis, gelinen aşamayı bugün Kıbrıs'ın yeniden birleştirilebilmesi olasılığı hiçbir zaman olmadığı kadar büyüktür diyerek özetlemiş Hasan abi. Tamam şimdi yani tabii başka detaylar var. Olduğu için Mavroyanis, yani hiçbir şey yapmıyoruz demesini beklemiyorum zaten. Evet. Aksi takdirde nasıl olacak bu iş? Yani müzakereciler de bu sürece inanmazsa bu sürecin devam ettirilmesi bile mümkün değil. Yani bu müzakere sürecinden söz ediyoruz tabii. Evet. Fakat orada enteresan şeyler var o Havadis'teki röportajda veya haberde. Ama birkaç gün sonra bugün gazetelere yansıyan bir şekilde aynı konuşma, çünkü o Stelios Vakfı'nda yaptı Mavroyanis bu konuşmayı. Aha. Havadis orada Esra Hanım'ı bulundurduğu için oradan doğrudan gazeteye yansıdı. Tabii bize bir de Rum basını üzerinden gelen haberler var. Evet. Onlarda biraz farklı şeyler var. Hatta detaylı. Havadis'teki röportajı okuyunca ben çok enteresan buldum. Yani bugüne kadar Kıbrıs Rum yetkililer, Anastasiadis de dahil olmak üzere böyle olumlu şeyler söylemiyorlardı müzakerelerin gidişatıyla ilgili. Gerçi son birkaç haftadır Anastasiadis de ağız değiştirdi, dilini değiştirdi. Hı-hı. Ağız değiştirdi demeyeyim de şey, yani sanki yolundan döndü gibi. Dolayısıyla bu Mavroyanis'in söylemi de şeye yansıdığı kadarıyla, Havadis'e yansıdığı kadarıyla veya Esra Aygın'ın yaptığı habere göre çok olumlu ifadeler içeriyordu. Ama dün Kıbrıs Rum basınından çevrilen, bugün de işte gazetede olan kısmen farklı. Bundan farklı. Yani yine Türkiye'ye sorumluluk yüklemeye çalışan bir şey var, dil var orada. O ikisi arasındaki farka dikkat çekmek istiyorum. Bir de enteresan şeyler var. Yani mesela Kıbrıs Türk tarafında da yeni hükümet kuruldu. Başbakan, başbakan yardımcısı müzakereler konusunda olumlu şeyler söylüyorlar. Evet. Yani şeytanın avukatlığını yapmak gibi olacak ama yani beklendikleri başka şeyler mi var? Yani bu dış politikaya şekil veren odakların, yani gerek Türk politikasına gerek Rum politikasına şekil veren odakların bekledikleri başka şeyler mi var diye düşünmeden edemiyorum. Neden dersen, yani zaman zaman Kıbrıs sorunu bu gibi şeylere alet edilir. Biraz sonra söyleyeceğim. Yani bunu bir bundan dolayı şeyhanın avukatlığını yapmak istiyorum, söyleyeceğim. İkinci de, ya şimdi ortada ciddi bir müzakere varsa herkes istediğini alıyor mu ki? Tamam, win-win diye bir şey var işte, kazan-kazan formülleri falan ama yani bunun böyle dünyada çok geçerli olduğunu şimdiye kadar da görmüş değiliz yani. Win-win formülü. Tabii bir tek biraz Avrupa Birliği projesinde çalışmış bir formüldür.
Tamam. Başka her yerde nihayette çıkarların dengelenmesi dediğiniz şey bir yani ip çekişmeye de benziyor bazen. Yani daha kötü bir benzetme yapmak istemedim. Dolayısıyla bugünlerde eğer müzakere sürecinde gerçek anlamda bir ilerleme varsa ortaya bazı aykırı sesleri de çıkmasını beklerim doğrusu. Ve bu beni ürkütmez yani. Onu da söyleyeyim. Tamam, toparlayacak olursak hani bu açıklamaları vesaireyi ve az önce söylediğin hani söyleyeceğim dediğin noktayı da açıklarsın abi. Şimdi şöyle demek istiyorum. Son zamanlarda özellikle yine bu denizlerde gaz arama meselesi hızlandı. Evet. Değil mi? Yani bir ihale açıldı. Hatta sondaj yapmak istiyor artık. Sondaj yapılmak isteniyor. Şimdi Kıbrıs Rum tarafı açısından baktığım zaman acaba bu politika değişikliği, yani söylem değişikliği daha doğrusu, politika değişikliği demeyeyim de söylem değişikliği bu sondaj faaliyetleri için zaman kazanmayı mı hedefliyor diye bir kuşku var içimde. Kıbrıs gazetesinde hafta sonu, bak yanındadır, bu işlerin uzmanı olan Hayriye Kahveci Özgür'le yapılmış bir söyleşi vardır. Onun da dikkatle okunması gerekiyor bence. Mustafa, onu çektiydin, bir koy ver bakayım. Cem, bak yanında şey, evet, gazete. O söyleşide de belirtildiği gibi, yani bu işlerin realize olması 2016, yani sondaj faaliyetlerinin, yani ihale açıldı ya, sondaj yapılması günü 2016'nın sonu ve hatta 2017'nin Mart'ına kadar sarkabilir. Çünkü Hayriye Hanım'a soruyor gazeteci. Hı hı. Diyor ki yani ne olacak bu? Türkiye buna tepki gösterir ve bundan müzakereler etkilenir mi? O da diyor ki yani bu iş 2016 sonunu veya belki de hatta 2017 Mart'ını bulabilir. Yani yeni bir Navtex krizi yaşar mıyız, yaşamaz mıyız, hatırlayalım. Yani bu bugünlerin meselesi değil demeye getiriyor Hayriye Hanım. Evet. Şeyin, yıl sonunun veya 2017'nin başınındır. Şimdi ikisini nasıl birleştirdim veya münasebeti nedir diye sorarsan, zaten o güne kadar bir şekilde bu müzakerelerin yumuşak bir şekilde götürülmesi ve ha gördünüz mü yani Türkiye'ye sorumluluk yükleyebilmek için ha gördünüz mü yani bu bizim hakkımızdı vesaire diyerek onun bir parçası haline getirilmesi lazım geliyor müzakerelerin. Neden böyle düşünüyorum? Ve şimdi yani Rum tarafını örnek veriyorum. Aslında Türk tarafı da bunu yapıyor zaman zaman. Yani Kıbrıs sorununda olumlu bir gidişat var. Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde Kıbrıs'ı karıştırmayın, müzakereler bozulmasın denildiğini çok defa duyduk. Yani belki de Annan planı süreci bu esasen bu maksada hizmet eden bir süreçti. Yani Avrupa Birliği'nin genişlemesi sürecine. Evet. Çünkü işte Kıbrıs üye olmazsa Yunanistan Avrupa Birliği'nin genişlemesini veto edecekti. Bu açıkça söylenmiş bir şeydi. Deklare edilmiş bir şeydi. Ve bir taraftan da Türkiye'yi de tepkisinin daha sınırlı olması bakımından müzakerelere başlatmak istiyorlardı. Üyelik müzakereleri başlasın. Bu arada Kıbrıs'taki müzakere sürecinin de iyi bir şekilde devam etmesi gerekiyordu. Yani o bütünün bir parçası olarak. Şimdi bütünü tam göremiyoruz. Yani bütün dikkatimizi aslında biz doğal olarak, Kıbrıslılar olarak müzakerelere yoğunlaştırdık. Rumlar ne istiyorlar, biz ne istiyoruz, bunlar nasıl dengeye getirilebilir? Evet. Ama acaba büyük oyun nedir diye merak ediyorum bazen. Büyük oyun nedir? Şimdi yani tabii, bunlar da olup bittikten sonra fark edilir bazen bizim tarafımızdan. Çünkü dışişleri mensupları, siyasiler bunları çıkıp size açıklamazlar içinde iken. Evet, içinde yaşarken. Çünkü onlar zaten bir şeyin peşindedirler. Kendi oyunlarını deşifre edecek halleri yoktur. Şimdi Hasan abi,
Tabii bunu göreceğiz. Bunu görebilmek için de zamana ihtiyacımız var. Mauro Yannis'in sözleri arasında Türkiye'nin Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs'ın 17 milyar euroluk bir işte Türkiye'ye borcu olması, Türkiye'nin bu parayı silmesi. O bugünkü şeye yansımış özellikle. Ve orada da var, Havadis'te de var. Yani Havadis'te cumartesi günü yer almış bu haber. Biz diğer gazetelere ise bugün yansımış. Bu 17 milyarı Türkiye'nin silmesi konusunda ısrarlı olduklarını ve bu silinmezse bu çözümün olamayacağına işaret etmiş Mauro Yannis. Türkiye'nin de bu borcu silebileceğine dair olumlu işaretler verdiğini de belirtmiş. Yani bu tamam, borçla yani ilgili. Bu şununla ilgilidir. Yani eğer iki toplum ayrı ayrı iki kurucu devlet ortaya çıkacak, iki kurucu devlet kendi borçlarını kendileri ödeyeceklerse sıkıntı yok. Yani Kıbrıslı Türklerin borcu sadece Türkiye'ye olduğu için ve tabii bir de bankalara iç borç var. Ha. Tamam. Yani onun her halükarda ödenmesi gerekiyor. Ama bu dış borç sadece Türkiye olduğu için yani Kıbrıslı Türkler Kıbrıslı Rumlara göre daha rahattırlar bu konuda. Kıbrıslı Rumların ne kadar borcu var o biliniyor mu? Bilmiyorum o kriz tartışmalarında. Yani 20-25 milyar eurodan söz ediliyordu. İşte sen de diyorsun ki bu borç o zaman Kıbrıs Rumların borcudur. Yine yarın oluşacak olan devletçiklerin Rum tarafında. Tabii yani Sayın Talat'ın zamanında öyle konuşuluyordu en azından. O zaman daha yakından takip etme şansım vardı. Evet. Yani herkesin borcu kendine. Öyleyse neden çözüm olmaz diyor Mauro Yannis? Bilmiyorum. Yani o demek anlaşılmıyor. Öyle orada konuşulmuyor. Yani biz ödemeyiz 17 milyonu, 17 milyara bir kuruş katkımız olmaz diyorsa eğer, benzer bir şekilde bizim onlara katkımız olup olmayacağını düşünüyor mu? Yani. Onu o bağlamda ona sormak lazımdı. Yani çözüm imkansız diyor çünkü. Müzakere sürecinde konuşulduğu şekliyle sormak lazımdı Mauro Yannis'e. Yani şimdi müzakerede ne konuşuyorsunuz kardeşim? Herkes kendi borcunu kendi mi ödeyecek? Yoksa bir eğer kendi borcunu kendi ödeyecekse sana ne zaten biz 17 milyar euroyu ödeyeceğiz veya ödemeyeceğiz? Aynen öyle. Bunu niye çözüme endeksliyorsun ve bu kadar? Ve çözüm imkansız hale gelir diyor. Tamam yani belki bir aydın insan olarak aynı zamanda yani Kıbrıslı Türkler bu borcun altından kalkamaz falan mı diye düşünüyor bilmiyorum. İyimser olursunuz böyle söylerseniz. Tamam kötümser yorum da sen yap. Kötümser yorum da biz para vermeyiz demek istiyor. Hayır canım bu Kıbrıs Türklerin borcu bizi ilgilendirmez. Kıbrıs Türkler bize zaten küçük ortaktır, yamadır. Dolayısıyla bizim borcumuz bakidir. Ama sizi borçlu bir şekilde böyle bir cumhuriyetin içine almayık. Bu söylediğinin manası ne? Manası şu. Senin söylediğinin borcum bakidir. Yani biz mi ödeyeceğiz? Evet. Kurucu devletler. Cumhuriyet var çünkü burada. Bir cumhuriyet var. Ama sen ayrıldın o, bu cumhuriyetten. O şu konseptle bir bütünlük oluşturabilir. Biliyorsun bir de bu yeni devletin nasıl ortaya çıkacağı sorunu var. Yeni doğu, bakir doğum mu değil mi falan. Değil mi vesaire falan. Evet. Şimdi Kıbrıs Rum tarafının tezi bu devam edecek. Cumhuriyeti. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti devam edecek. İşte bunu bir restore edeceğiz. Yani Kıbrıslı Türkleri... O tezin düşüncesidir bu. Eğer öyleyse yani doğal olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin borçları işte merkezi hükümet tarafından ödenecek. Aynen. Merkezi hükümetin gelirleri neyse o. Aynen. Çünkü şimdi oluşacak olan yani bu müzakerelerde konuşulan bir konudur. Şu anda da konuşuluyordur. Bir vergi sistemi var. Bu vergilerin bazıları kurucu devletlere gidecek, bazıları federal hükümet tarafından toplanacak ve bunlardan kurucu devletlere pay verilecek. Şimdi böyle bir düzen içerisinde, vergi düzeni içerisinde devletin gelirleri bunlar. Eğer merkezi hükümet kendi topladığı vergilerden ödeyecekse Kıbrıs Rum tarafının şimdiki borcunu, evet, bu 17 milyarı da ödeyecek. Ha, eğer bunu ödemeyecekse onu da ödemeyecek. O zaman Kıbrıs Rum kurucu devleti kendi gelirlerinden bunu ödemeye devam edecek. Ya adam diyor ki, adamın demesi o. Yani tam tamam. Şey, siz borçsuz gelin diyor. Türkiye'de affetsin. O da borçsuz gelmek durumunda o zaman. Sanmıyorum.
Öyle bir ya sen şey yapıyorsun, anlıyorum seni. Hayır, o düşünceyle söylemedin. Yahu sen onun düşüncesini okuyorsun. Şimdi ben diyorum ki bu laf birkaç manaya gidebilir. Bunu da izleyicilerle paylaşıyorum. He. Önümüzdeki günlerde yeni data lazım bunu yorumlayabilmek için. Yani aksi takdirde hayali yorum yapmış oluruz. Evet. Yani bir yorum veriye dayanmak zorunda. Bu söylediği bu iki manaya da gidebilir. Anlıyorum seni. Anladım ve tasdik ettim, dikkat edersen. Yani o manaya da gidebilir. Aksi takdirde neyse. Diyorsun ki sen niye Kıbrıslı Türklerin borcunu konu etsin ki bu adam? Niye? Tamam mı? Yani Kıbrıslı Türklerin borcunu konu ediyorsa eğer demek ki kendilerinin de katkıda bulunabileceğini, bulunmak durumunda kalacağını düşünüyor. Ve bulunmayacaklarını şimdiden peşin olarak söylüyor. Dolayısıyla Türkiye bu borcu silsin diyor. Aynen. Üstüne para da verecek tabii Türkiye ya. Hep silecek, para verecek. Verecek tabii. Yeter ki çözümün siyasi çerçevesi ortaya çıksın. Bu adamlar da diyor sen yıllardır toprakları işgal ettin, bizim topraklarımızda kaldın, maldın bilmem ne. Bir de borç yaptın. Bir de senin borcunu mu ödeyeceğiz diyor biz. Tamam, yani onu şimdi hamasete döndüreceğiz. Yani ben müzakereci olsam mesela ona ne söyleyeceğimi zorluyorsun sen şimdi. Aynen öyle. Sen de Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal ettin. Onunla borçlandın, onunla istediğin gibi idare ettin. İyi idare ettin, kötü idare ettin. Halkına verdiğin refah da var, yaşattığın refah da var. Eziyet de var. Yaptığın borç da var. Evet. Dolayısıyla o senin derdim. Yani ama bu hamaset, yani onu oturup sorumlu insanların sorumluca konuşması gerekiyor. Evet, aynı sorumlu insanların bir şeyi daha konuşması gerekiyor o müzakere masasında. Bunu konuşalım da öyle geçelim. Şimdi bir haber başlık gördüm de ona da atıfta bulunuruz. Geçen hafta Mustafa sana bir tane resim göndermiştim, hatırlıyor musun? Bir tane küçük çocuk üstünde askeri kıyafet vardı. Onu yayınlayabilir misin? Ha, tamam, buluyorum diyor. Şimdi Hasan abi, sen bu haberi gördün şüphesiz ama hatırlatalım. Geçen hafta Halkın Sesi gazetesinde yer aldı. Orada dikkatimi çekti. Cuma günkü programımızda da çok fazla vaktimiz olmadığı için bu konuya giremedik. Güneyde bazı Rum okullarında öğrencilere üzerinde EOKA amblemi olan asker üniforması giydirilip sık sık EOKA'yı anlatan temsil, oyun ve tiyatro etkinlikleri düzenlerek EOKA'nın sözde vatan mücadelesi minik beyinlere aşılanıyor diyerek ekrana da geldi. Irkçı eğitimden vazgeçmiyor Güney şeklinde. Bu okuyucuya duyurulmuş. Ben de onun fotoğrafını çektiydim. Sonra bunu ben Facebook'ta falan da gördüm Hasan abi. Birkaç kişi de paylaşmış. İşte bizim çocuklar asker kıyafeti giydi mi o kadar laf ediniyor. Bak adama EOKA giyiyor falan filan gibi. Buna hiç kimse ses çıkarmıyor bu ülkede diyerekten paylaşımlar olmuş bununla ilgili. Ne olmuş? Tekrar eder misin? Bizim ülkemizde çocuklar askeri kıyafet giydiğinde işte bazı çevreler kalkıyor, oturuyor, kalkıyor, bağırıyor, çağırıyor. Bu çocuk EOKA kıyafetiyle, fotoğraflarla, bu EOKA askeri kıyafetiyle hem de EOKA yazan kıyafetle orada eğitim yapılıyor. Buradan kimse hiçbir şey söylemiyor diyerek demek ki yani bu bizim kendi iç siyasetimizde veya iç siyasetimizde de değil. Aslında sosyal medyadaki böyle kamplaşmamızda bir malzeme. Evet. Yani bunun siyasete ne önemi olduğunu soracağım sana. Çünkü sen de kendi çocuklarına sırasında askeri elbise giydiriyorsun. Evet. Veya hatta veteranlara giydiriyoruz. Veteranlar, emekliler, TMT flamalarıyla falan törenlerde boy gösteriyorlar. Ben bunların abartılmaması gerektiğini düşünüyorum Cem. Evet. Yani güneyde bir okulda çocuklara EOKA kıyafeti giydirdiler diye Kıbrıs sorununa çözüm bulunamaz demek istiyorsa bazılar, bu yanlıştır. Konu biz Kıbrıs iki tarafta birbirinin diye. Hem tarihine hem belki milliyetçi mücadelesine saygı da duyarak bu çözümü yapacaktır. Mümkün değil dediğiniz.
E tamam, değilse o zaman bunu göreceğiz. İşte o zaman şiddet. Yani herkes birbirine niye saygı duymasın şeyine? İşte o zaman inkar etmeye zorlayacağız karşı tarafı, kendi tarihini. Sizin... Yani karşı taraf derken burada bizim taraftan baktığımız zaman Rum tarafıdır. Ama Rum tarafından baktığımız zaman da Türk tarafıdır. Nasıl karşı taraf mesela? Dediğim. İnkar. İnkar edeceksiniz. Mücadelenizi, hata yaptığınızı kabul edeceksiniz. Vesaire. Böyle bir şeye zorlandığı zaman topluluklar asla çözüm olmaz herhangi bir yerde. Barış anlaşmaları bile olmaz. Böyle bir şey yok. Hı. Bu nedenle bak sana o zaman bir şey örnek vereyim. Yani bu da çok demode bir şeydir. Ama çok anlamlı bir şeydir. Yunan orduları Anadolu'ya çıktığı zaman bir yerde Türk toprağını işgal etmeye gittiler, değil mi? Evet. Oydu buydu vesaire. Şimdi bir sürü hamaset yap. Yap onları sen. Çünkü ben çok sevmem onları. Yapmayacağım. Yaptığını varsayalım. Sonra büyük taarruzla beraber olay tersine döndü, değil mi? Evet. Pekala Mustafa Kemal'ın Yunanlı generallere, Yunan sembollerine, örneğin Yunan bayrağına saygısını Mustafa Kemal'in yüceliğinin sembolü olarak görüyoruz da şimdi bunu niye düşünmüyoruz, bu insanların sembollerine, geçmişlerine, tarihlerine saygı göstermemiz gerektiğini ve bugün çözüm bulacaksak yıl kaçtır? 2016. İnsanlar 1955'i anıyorlarsa yani ansınlar. Ne yapayım ben? Oradaki bizim algımız... Ben 2016'da... Ya ne yapayım diye bir şey mi var Hasan abi? Ne dediğinin farkında mısın ya? Evet. Buradaki konu çok, çocuğun EOKA tişörtü ya da EOKA bilmem nesiyle fotoğraf çekilmesi. Tamam, onun içeriğini, onlara nasıl lanse ettiklerini ne biliyorsun? Çocuklara sen? Irkçı eğitim verilmesiyle ilgili bir durum. Ya konu o. Hayır, bunun yansımalarını görüyoruz işte. Bak orada Türkleri dövdüler, bilmem ne, linç girişimi oldu, bir sürü şey oldu. Hatırlamıyor musun liseli öğrenciler? Yani bu oraya götürüyor sonra. Ona dikkat çekilen bir husustur bu. Yani o bu kadar eğitim masum değildir. Niye? Öyle durumlarda çekiyoruz da yani sürekli olarak bu gibi şeyleri bir Rum düşmanlığına malzeme etmeye de ben dikkat çekiyorum. Tamam, edilmesin zaten o Rum düşmanlığı. Nasıl edilmesin? Ediliyor. Buradaki, bence asıl konu şudur. Bu devam ettiği sürece yarın sen çözüm diye Murat, asıl çözüm yanlılarının buna karşı çıkması gerekiyor. Ben bir çözüm ya, yanlısı olduğum için karşı yani. Çıkıyorum. Tamam yani, ama bu demagojidir. Niye? Yani bunları çok göz önüne getirerek, çok abartarak, işte ben çözüm yanlısıyım. Gözden, böyle. Gözden bir dakika, kaçırmak tamam. Daha kötü. Bir dakika. Gözden bir dakika. Kaçırmak tamam, daha bunu, kötü. Tamam, bunu gündeme getiren, aynı şekilde kuzeyde oluşan bazı ırkçı yaklaşımları, resmi veya gayri resmi, dikkate getiriyor mu? Var mı? Eğitimsel tabii ki vardır. Mesela. Olmasın olur mu? Ben sana ne diyorum? Bak bu senin anlattığın şekliyle, onun için ikinci defa sana anlattırdıydım bunu. Hı. Yani bu bizimkiler dedi, bunu paylaşanlar dedi. Niye buna tepki göstermiyor? Yani bu aslında esasen kendi içimizdeki çekişmeye malzeme yapılıyor dedim. Tam olarak öyle değil aynı zamanda. Ben tekrar ediyorum. Tam olarak öyle. Hı. Aslında yani bunu yakaladığın zaman bunu böyle kullanıyorsun, tamam? Yani bunu yakalayan da bunu bu şekilde kullanıyor. Olay bu kadar basit. Biz böyle, bunlar ufak şeyler. Bunlar sosyal medya var şimdi, biliyorsun. Evet. Sen aslında o kadar da sevmiyorsun. Belki de iyi yapıyorsun. Ama ben kamuoyunun eğilimlerini ondan izliyorum çoğunlukla. Gerçekçi eğilimler olmadığını düşündüğüm için öyle. Bak ne güzel söyledin. O ihtiyatla izliyorum ben de. Çünkü acaba sosyal medyayı kullanan kaç kişidir, kullansa bile ön plana çıkmaya çalışan kaç kişidir gibi sorunlar var. Dolayısıyla tamam, sosyal medyadan bu gibi şeyleri izliyoruz vesaire, ama bunları abartmamak lazım. Sosyal medyayla ilgili bir tavrım yok aslında. Benim sadece söylemeye çalıştım. İşte ona öyle söylesin, bu buna böyle söylesinden de öte söylemeye çalıştım. Nettir. Yarın öbür gün bu tür konular bizim başımıza daha büyük problemler açacaktır. Çözüm olduktan sonra bu şekilde eğitim görmüş çocuklar. Bizde tamam, de orada da fark etmez. Şu söylenir ama. Bizde de orada da fark etmez. Bu şekilde yetiştirilmemeli. Çözümü murad ediyor. Bunu böyle söylemiş oldun. Çözümü murad ediyorsak, günün sonunda çözüm olsun istiyorsak, bu bir
bunu söylememizin sebebi de bu çocukları böyle yetiştirirsek yarın öbür gün bu çocuklar çözüm olduktan sonra birbirine girecek bir iç savaş. Şimdi o zaman şunu söyleyelim, tamam mı? Yani madem ki zorladım bu kadar. Tabii ki Kuzey Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türk tarafında özellikle eğitim daha hoş görülü. İşte ders kitaplarını birkaç defa gözden geçirdik. Şövenist unsurlardan arındırmaya çalıştık. Evet. Güney Kıbrıs'ta, Kıbrıs Rum tarafında bu durum bizdekiyle kıyaslanamayacak kadar geridir. Hı hı. Ama onların bu geriliğini yani ısrarla kullanarak yani hem çözüm karşıtı hem de Kıbrıs Rum karşıtı bir hava yaratmaya da dikkat etmek gerekiyor. Ona da ben karşı olduğumu ve bunun yarar değil zarar getireceğini. Tamam sen iyi bir şey yaptın. Bu başka ilişkilerimizde de böyledir. Hı. Yani sen bana bir iyilik yaptın. Aslında normalde hayatın akışı içerisinde iyilik karşılık bulur. Bulmalıdır da. Benim de bir vesileyle sana bir iyilik yapmam lazım. Ama eğer o yaptığın iyiliği gidip de sağda solda söylersen bu zaten kötülük oluyor. Ha, buna dikkat etmek lazım. Olay bu kadar. Tamam. Ben senin söylediğini anlıyorum ama bu konuda İnşallah izleyiciler de anlar. Çok basitleştirmemek lazım. Hatta işte Mavroyanis'ten buraya özellikle geldim ben de. Yani bu evet çözüm vesaire bunlar konuşuluyor. Bak onu değerlendirdik niye? Çünkü o müzakerecidir. Yani Anastasiadis'ten sonra neredeyse en yetkili bu Kıbrıs sorunu nereye gidecek? Kıbrıs'ın tarafında insandır. Ve orada Türkiye'ye bir sorumluluk yükleme gayreti var. Hı. Yani Türkiye'ye sorumluluk yükleyerek Kıbrıs sorununu çözemeyeceğimiz gibi ben daha büyük bir kuşkudan da söz ettim orada. Yeterince anlaşıldı mı emin değilim önümüzdeki günlerde. Belki bunu birkaç defa daha başka vesilelerle de söylerim. Yani ortada bir büyük oyun var. İşte birkaç yıla ihtiyacımız var. Müzakereler iyi gider gibi olsun. Belki artık bu Kıbrıs Rum tarafında iç politikada da prim yapmış olabilir. Gelecek haftalarda seçim var Rum tarafında biliyorsun. Ve birdenbire seçimin öncesinde Disi ekolünün yani Anastasiadis ve arkadaşlarının söylemlerinde bir yumuşaklık var. Müzakere sürecinde daha yoğun çabalar var. En azından ilerleme olup olmadığını bilmiyoruz. Tamam mı? Evet. Dolayısıyla bunu konudan biraz uzaklaşınca belki ileride göreceğiz tam olarak. Ama ben Hayriye Kahveci'nin söyleşisine tekrar dikkat çekerim. Bak başlığı da var orada. Başlığını verir misin bana? Başlığını okumak istiyorum. Evet, Güney Kıbrıs Enerji Köprüsü. Enerji Köprüsü. Tekrar et. Enerji Köprüsü konusunda, politikası konusunda güçlenmek istiyormuş. Ha. Yani bir enerji köprüsü olma hedefi var. Bu daha orta vadeli bir hedef. Yani işte bu İsrail, Mısır gazını Güney Kıbrıs, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşıma. Ama şimdi benim yeni katkılarda bulunmam lazım bu sürece. Yeni sondajlar yapılması falan lazım. Evet. Burada Kıbrıs sorununu çözülüyor gibi bir atmosfer yaratmakta fayda umuluyor mu? Soru bu. Şeytanın avukatlığıdır demiştim. Evet öyledir. Ama geçmişte yaşadıklarımız da var. Ve devletlerin genel olarak diplomaside bu taktiklere başvurduklarını da biliyoruz. Buna bak daha fazla dikkat ediyorum. O çocuğun üniforma giymiş olmasından. Evet. Ben o çocuğun yani birazcık giymiş olmasını daha çok önemsiyorum. Bu yarın öbür gün burada birlikte yaşam. Ben şundan korkuyorum abi. Yarın öbür gün bu duygularla yetiştirilen çocuklar birbirleriyle savaşacaklar. Yani burada barış falan olmayacak. Neyse bu senin kötümserliğin. Evet. Böyle iyimser diyorsun. Böyle olursa. Kötümserliğin diyeyim o kadar. Halkın sesini verelim. Yoksa önce pazar günkü şeye geçelim, pardon. Herkes borç içinde haberine geçelim. Sen bilirsin. Tamam ona geçelim de. Pazar sen günü, neye hazırsan onu. Biz şimdi cumartesi bu arada tabii havadisinde hakkını yemeyelim, hakkını teslim edelim, söyleyelim. Havadis cumartesi günü haber yaptı. Gazetelere havadisin yapmış olduğu Mavroyanis'in bu konuşması gazetelere bugün yansıdı. Zaten defaatle söyledik. Ha, merak etme. Tebrikler işte yok
söyleyelim ki Esra'yı da tebrik edelim. Esra Azgın. Benim önemsediğim bir şey bu. Bir emek var çünkü Hasan abi. Herkes borç içinde. Kıbrıs gazetesi pazar günü bu manşeti attı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mahkemelerinin yıllık faaliyet raporuna göre son 10 yılda alacak verecek konusunda önemli artış meydana gelmiş. Herkes borç içinde şeklinde bu haber duyurulmuş okuyucuya. Evet, ekonomik krizi dikkat çekilmiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mahkemelerinin yıllık faaliyet raporuna göre son 10 yılda alacak verecek konusunda 116.880, banka icar satışta olan 44.918, karşılıksız çekte 5.988, taliyede 2.690 ve tazminatta 6.356 dava açılmış Hasan abi. Toplamı ne? Toplamı işte 116.000 yapıyor. Toplamı mı 116.000? Tekrar okuyacağım. Tekrar ve tekrar. 10 yılda alacak verecek konusunda 116.880. Bu alacak verecek. Banka icarı ekle 44.000 etti sana Hasan abi 160.000. Tamam. Ben toplarım sen. He, toplar mısın sen? Evet tamam. Sen ben yazarım. 116.880, 44.918, karşılıksız çek 5.988. Ama ben tamam. Hızlı mı yazıyorsun? 3 kalem mi var? He, bir yok bir tane. Benim aklımız çalışır 2.690. Onu yazdın mı? Ve 6.356 dava var. Arkadaşlar bunları yazınca toplayın. Bakın Hasan abi sonra soruyor bunu. Ha, bu yazılmış. 176.832 dava dosyalanmış Hasan abi. 176.000 dava. Yani bir yerde mali işlerle ilgili çek, alacak verecek, icar satış. Hepsi dahil. Hı. Karşılıksız çek, taliye, tazminat. Hepsi şimdi dahil. 176 bin gerçek ekonomik aktör yoktur herhalde Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta de facto nüfusun 300 bin olduğunu varsayıyoruz. Vatandaş sayısının 220 bin olduğunu varsayarak konuşuyoruz. Seçmen sayısının 180 bin dolayında olduğunu varsayarak konuşuyoruz. Hı. Seçmen ne demek? Yetişkin insan demek. 18 yaşından büyük demek. Hı. Bunların bazıları ekonomik faaliyetlere katılmıyor. Öğrencidir, ev hanımıdır, sosyal hayatımızın bir parçasıdır bu da. Evet. Yani kadın evde oturur, esas aktör kocasıdır. 176 bin dava... Gerçekte yani ekonomik aktör olabilecek insanların ya birden fazla davası vardır veya işte evde oturan eşini bile daha sonra ismini kullanarak bu işlere katmıştır. Onun adına çek almıştır, kullanmıştır ve onun adına bankada hesap açmıştır, onun adına borç almıştır gibi durumlara kadar gidiyor. Gerçekten çok korkunç bir durumdur. Bundan daha korkuncu bunun bu şekilde tüketilmiş olmasıdır bu haberlerin. Yani şöyle tam idrakine varamıyoruz bunun. Yakın çevremizde, etrafımızda da eminim buna dair örnekler vardır. Dolayısıyla devlet katında nasıl olacağını tam bilmiyorum doğrusu. Yani sadece suni tedbirlerle ekonomiyi biraz sonra gelebilirsin. Yani Hüseyin Bey'in veyahut da Serdar Bey'in demeçlerinde bu unsurlar var. Kısa vadeli biraz da siyasi amaçlar güderek ekonomiyi canlandırmak yetmiyor. Hı. Burada ya gerçek bir, hem gerçek bir dönüşüme ihtiyaç var hem de bu toplumda, bizim toplumumuzda sanırım bir farklı tedaviye ihtiyaç var. Yani bir yanda lüks var, bir yanda da bu tablo var. Bunu da inkar edemeyiz. Yani işte gözlemlerimiz var. Gerçekten çok daha ciddi araştırmalar yapılması da gerekebilir bu konuda. Ama bu gözlemlerde sıklıkla kullanılan şey işte arabalarımızdır,
gece hayatıdır vesaire, bunun gibi şeylerdir. Yani dışa vurumlarımızdır aslında bunlar. Biz de bu dışa vurumlara bakarak diyoruz ki ya burada hayat çok güzel. Değil mi? Belli bir şey standardın üstünde. Sonra böyle haberler çıkıyor. Evet, borçsuz insan yok. Olmayan parayı harcıyoruz demektir bu. Tamam, olmayan parayı harcıyoruz da olmayan bunun nihayette refah. Birisi bunun bedelini ödeyecek günün sonunda. Olmayan refah yani bu. Değil mi? Bunu birisi ödeyecek. Ya bu bir kriz olarak bize geri dönecek. Ha evet. Şimdi belki Kıbrıs sorununu da biraz sömürüyoruz. Yani bu Kıbrıs sorunu yüzünden bak ne demiş Mavroyannis? 17 milyar euro. Borç bizim zaten nüfusumuza vurduğun zaman yani bu parayı harca harca bitmezdi. Hepimize eşit dağıtılsa. Tamam. Ama biz oysa her gün yani kamu maaşlarını nasıl ödeyeceğini hesap ederken kendimiz de işte bu borçlarla boğuşuyoruz demektir. Yani bu 176 bin dava bu demektir. Tamam. Bunun başka bir yönleri de var. Yani çok yönlü olarak da bu konu incelenebilir, değerlendirilebilir. Yani bence yani ben başbakan olsam, Hüseyin Bey'in yerinde olsam bugün için, yani bu konuda en azından birkaç tane araştırma başlatırdım. Örnek neyi bilmek isterdim? Yani bu 76 bin kişide kaç tane, yani 4 tane 5 tane olabilir, bir insanın 20 tane davası olabilir. İlgili kişiler kaç kişidirler, kimlerdirler? Bunu, bu bilgiyi elde etmem mümkün mü? Yaşları, yaptıkları işler, yani bir database, bir veri tabanı elde etmeye çalışırdım. Kimlerdir bu insanlar? Memurlar mıdırlar, esnaf mıdırlar, çiftçi midirler, ne işle uğraşırlar esas olarak? Yani yaş grupları nelerdir dediğim gibi. Bunu mesela bilmek isterdim. Evet. Bu davalar, başka bir şeyi bilmek isterdim. Kaç yıldan beri birikmiştir? Yani acaba burada çözümlenemeyen adalet mekanizması içerisinde çözümlenemeyen dosyalar mı var? Hani ilk başta bize biraz da insancıl gelir bu. Ya yani adamın borcu var. İşte davada bir türlü bitmiyor. Ya bitmesin, adam biraz soluk alsın. Yani çünkü biterse aleyhine bitecek bu dava. Evet. Acaba bu hayatı olumlu etkileyen bir tutum mu? Yoksa olumsuz etkileyen bir tutum mu? Yani bu davaların insanların hayatından çıkarılması, neyse borcuysa borcu nasıl ödeyebilirse ona göre netleşmesi ve o insana yeni bir başlangıç yapma fırsatları verilmesi mi gerekir? Ne gerekir? Yani hukuki açıdan bir veri tabanına ihtiyaç var. Gene dediğim gibi bunu makroekonomik olarak düşünmek lazım. Yani bu ekonomiyi nasıl büyüteceğiz ki bu insanlar da kendilerine yeni roller edinsinler bu büyüyen ekonomi içerisinde ve bu ailelerini geçindirebilsinler. Hani halkın rahatlasın biraz nihayette. Evet. Yani biraz önce esas korkunç olanın dedim, yani bu haberleri böyle çabucak tüketmektir. Yani tamam bugün konuştuk, bitti. Tamam ah ne vahim durum, hükümet bir tedbir alsın. E ne yapsın hükümet? Ne yapsın? Hepimize para mı dağıtsın? Para dağıtsa sonuç gene değişmeyecek. Bunu da biliyoruz yani artık. Ya bize dağıtsın, sonrakiler ilgilenir onunla. Nasıl? Bize dağıtsın. Sen yetiştiremeyeceksin ki zaten. Hemen yine o parayı tüketeceksin. Kaç para istedin? Şu an mı? Ha. Ya bir 300 bin tamamdır. Tamam. Şimdi biliyorsun atasözlerini mi hatırlatalım? Hazıra dağ dayanmaz. Yani geldi sana bir kasa para verdiler evde. 300 bin. Ya 300 dedin, 300 dedik. Ha tamam. Tamam iyi olur 300, ben hazır değil ki onu, ben gideceğim işleri halledeceğim sonra devam edeceğim. Ha. İşleyeceğim. Hazır para gelince bir de hazıra alışınca der atalarımız. Dolayısıyla yani hayatı da burada bana güzel bir fırsat verdim, buna dönmek istiyorum. Gerçek temelleri üzerinde yükseltmemiz gerekiyor. Yani mecbur değiliz lüks araba kullanalım. Daha küçük, daha basit arabalar da kullanabiliriz. O da gidiyor, o da gidiyor. Ha, tamam. Ha gidiyor dediğin yol alıyor anlamında. Ha. Ben elden gidiyor anladım. Özür dilerim, aklım hep elden gitmedi ya şimdi. Tamam. Dolayısıyla
veya işte sosyalleşirken yani birbirimizle yarışmak zorunda değiliz. Ne giydiğimiz, ne yediğimiz, nereye gittiğimiz konusunda. Yani unutmayalım ki binlerce yıl önce de şimdi mesela bugün kutladığımız çoğu şey bayramlar, şunlar bunlar binlerce yıllık insan geleneğidir. İnsanlar bunları nasıl kutluyorlardı? Evet. Çocukluğumuzu bizim kuşak ve hatta belki de sizin kuşak Cem hatırlıyor. İşte sadece bayramlarda ayakkabı aldığımızı, ayakkabıların ayağımızı kestiğini, vurduğunu vesaire bunları hatırlıyoruz. Ve bunlar yani gayet güzel şeylerdi. Evet. O yüzden... Şimdi evlerde ayakkabıları koyacak yeterli dolap bulunamadığını da biliyoruz. Yani israfın sonu yoktur. Ve israf ne bileyim ben refah demek değildir. Bunları bizim bir şekilde öğrenmemiz, içselleştirmemiz gerekiyor. Birbirimizle böyle lüks yarışına, gösteriş yarışına da girmemeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Bu da işin başka bir boyutudur. Bunu da bilmek lazım. Hayır, bilmek lazım değil. Belki buna karşı yapılabilecek olan şeyler de vardır. Evet. Hem biraz önce anneler gününü konuştuk. Yani tamam bir tüketim ekonomisinin kurbanıyız. İşte medya çağında yaşıyoruz. Evlere bombalanıyor bu vesaire. Ama belki okullarımızda biraz önce EOKA kıyafetini söyledin. Bunu, buna da dikkat çek. Okullarımızda da mesela bunlar pompalanıyor. Daha ilkokul, anaokulu çağından pompalanmıyor mu bunlar? Evet. Şimdi şeyi ara vermem lazım Hasan abi. Ver. Tamam. Bu aranın ardından geçelim bu Sayın Özgür Gün'ün açıklamasına. Tamam. Geçelim ona. Şimdi kısa bir ara. Evet, kısa bir ara, sonra beraberiz. Ermataş Limited ve Kanaş Şirketler Grubu'nun sunduğu Bakış Açısı devam edecek.